Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar öncelikle. Bu videoda bugün itibariyle teknik olarak güçlenen 5 hissenin güncel analiz durumlarını sizlerle paylaşacağım. Yapacağım paylaşım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemekte, bilgi amaçlı paylaşmaktayım arkadaşlar. Bakacağımız ilk hissemiz Bak Ambalaj. Şöyle günlük bakıyoruz arkadaşlar. Günlükte Bak Ambalaj'da şurada bir dip bölgemiz var. Seçim öncesi görülen dip Mayıs aylarında. Burada gelen şöyle bir yükselen bir trend var. Bir kanal söz konusu. Bu yükselen kırmızı kanal içerisinde yakın zamanda kanalın dibine yaklaşıp oradan bir dönüş sağlamış görünüyor. Daha iki mum olduğu için buradan bir trend çıkmıyor. Fakat kanal tepesine yaklaşık hedefi şöyle bakarsak yaklaşık 64-65 civarı bir kanal tepesi görünüyor arkadaşlar. Şöyle 66'lara kadar görünüyor. Tabii bu zamansallıkla ilgili, yani nasıl bir trend açısı vereceğine bağlı. Bu da önümüzdeki günlerde oturur. Bunu tekrar sizlerle paylaşıyor olurum. Örneğin şöyle bir mavi okla gösterdiğim gibi bir açı olursa daha yüksek bir kanal tepesine tekabül eder. Şimdilik durum bu şekilde arkadaşlar. Bu kırmızı kanal içerisinde olduğu sürece orta uzun vadeli prim üretmeye devam eder hissemiz. Ortalamalara ve indikatörlere bakacak olursak hisse bugün 5 günlük hareketli ortalaması 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı kesti. Bu genellikle bir yükseliş trendi başlangıcıdır. Gördüğünüz gibi kırmızı hareketli ortalama siyah hareketli ortalamayı yukarı kesti. Kısa vadeli trade etmek isteyen arkadaşlar için de bu hissede kısa vadeli stop loss seviyesi 43.67. Yani siyah hareketli ortalama. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten genellikle bu tarz kesişimler sonrası da şöyle bakın. Yani 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük yukarı kestikten sonra şu şekil, şu şekil, şu şekil. Gördüğünüz gibi yükselen trendler meydana getiriyor. Dileriz ki buradan da şöyle bir kanal tepesine doğru bir trend oluşsun. Şuradan şöyle kanal tepesine doğru bir hareket umarım çıkar arkadaşlar. Şimdi biraz indikatörlere de hızlıca bakalım ve diğer hisselerimize geçelim. Bak Ambalaj'da RSI ve MACD'ye bakalım ilk önce. RSI'ın yani üstteki şu siyah çizginin turuncu çizgiyi yukarı kesmeye yakın olduğunu görüyoruz. Ancak henüz kesişim gelmemiş. Yarın da takip ederiz bunu. Ancak yaklaştığını görüyoruz. Hem 50 çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu alıcı tarafının daha güçlü olduğunu gösteriyor. MACD'ye baktığımızda da MACD'de de yine bir şekilde toparlanma olduğunu görüyoruz. Mavi çizginin turuncuya yaklaştığını, alttaki koyu kırmızı barların pembe renge dönüştüğünü, daha açık renge dönüştüğünü ve bar boyların kısaldığını görüyoruz. Hissede bu iki indikatör de henüz tam net al sinyali vermemiş olsa da al sinyaline yakın olduğunu görüyoruz. Şimdi diğer indikatörlere de bakalım. Fisher dönüşümüne, stokastik RSI'ye bakalım. Mesela Fisher dönüşümü indikatörü şu gördüğünüz gibi şu bölgede yukarı kesmiş. Bu olumlu. Tam şu sarı daire içerisinde. Aynı şekilde alttaki stokastik RSI'ın da al sinyali verdiğini görüyoruz. Mavi turuncu yukarı kesmiş. Parabolik sar bakalım. Süper trend bakalım bir de.
Süper trend indikatörünün buy sinyali verdiğini görüyoruz. Al sinyali vermiş. SAR indikatörü henüz al vermemiş. Nokta mumun üstünde duruyor. Bunu yarın da görmek lazım. Ama süper trendin al vermesi olumlu. Para akışına bakalım. Para akış endeksi de görüyorsunuz. 54'ü 50 çizgisini yukarı kesmiş pozitif bölgede. 50 üstünde olması olumlu. Bir de Bollinger bakalım arkadaşlar. Bollinger bandına da baktığımızda 20 günlük Bollinger basit hareketli ortalamasının üzerine attığını görüyoruz. Genel olarak indikatörler pozitif ya da pozitife geçme eğiliminde görüyoruz arkadaşlar. Bakan ambalajına. Stop seviyelerini de belirttik zaten. İkinci hissemiz Agio. Atakule gayrimenkul. Agio'da da yine dipten gelen bir yükselen trendimiz vardı. Şimdi bu trendde şöyle şu şekil diplerden gelen bir kanal var. Şurada kanal tepesi. Ancak görüyoruz ki hissemiz tam kanalın ortasında seyrediyor. Bunun için bir ara destek belirlememiz gerekir kanal içinde ve çok net bir trend ara kanal desteği oturuyor arkadaşlar şurada. Şunu siyah yapalım. Evet. Şurada gördüğünüz gibi aradaki siyah çizgiler şurada ve buraya mükerrer şekilde hissenin değdiğini görüyoruz. Hatta şuradaki kırmızı artık bizim için anlam ifade etmeyecektir. O yüzden bu siyah kanalla devam edelim analizimize. Burada mükerrer şekilde hissenin kanal desteğine temas ettiğini ve buradan hep tepki aldığını görüyoruz. Yakın zamanda da kanal desteğine yaklaşmış ve buradan tepki almış görünüyor. Alt kanalı düşündüğümüzde buradan bir de Agio'da şöyle bir durum da var arkadaşlar. Şuradaki zirve tepesinden gelen bir düşen çizgimiz de var. Burada da güzel bir görüntü oluşuyor. Şurada şu kanalla beraber baktığımızda mavi çizgiyle kanal desteği arasında bir üçgen oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve hisse düşen mavi çizgiye doğru hareketleniyor, görünüyor. Bu mavi çizgiyi yukarı kırdığında da daha hızlı hareket etmesi beklenir. Kanal tepesi de yaklaşık olarak kaça denk geliyor bakalım. Yaklaşık 14,5 civarına denk geliyor arkadaşlar kanalın zirvesi. Ortalama ve indikatörlere bakalım. Bu da ise de taramadan çıkmıştı zaten. 5 günlük hareketli ortalaması. 20 günlük hareketli ortalama yukarı kesmişti. Yani kırmızı siyahı yukarı kesti arkadaşlar. Bu trend başlangıcı anlamında olumlu. Kısa vadeli trade edenler için de 9.25 güncel değerle 9.25 olan 20 günlük hareketli ortalama stop loss seviyesi olarak kabul edilerek kısa vadeli trade yapılabilir. İndikatörlere bakalım. Evet, RSI ve MACD. RSI gördüğünüz gibi 50 çizgisinin üstüne atmış ve ortalamasını yukarı kesmiş pozitifte. MACD'ye baktığımızda da MACD'nin kesişime yakın olduğunu görüyoruz. Şurada mavi turuncu yukarı kesmek üzere ve negatif bölgedeki histogramın pozitife geçme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Birkaç indikatör daha bakalım. Stokastik RSI ve süper trend bakalım. Stokastik RSI şu altta gördüğünüz gibi mavi turuncuyu yukarı kesmiş. Bu pozitif.
Yine süper trend indikatörünün de şurada kanal dibine yaklaştıktan sonra buy sinyali vererek yukarı döndüğünü görüyoruz. Bu iki indikatör de pozitifti arkadaşlar. Avsom indikatörü de MACD'ye benzer bir görüntüsü var. Bunda da bar boyları kısalıyor ve pozitife geçme eğiliminde. Fisher dönüşümüne bakalım bir de. Fisher de pozitifti arkadaşlar. Yukarı yönlü gidiyor. Bollinger bakalım bir de. Bollinger band ortalamasının da üzerine 60 hisse. Bu da pozitif bir görüntü. Son olarak parabolik SAR ve şey bakalım. Parabolik SAR ve Ichimoku'da bakalım. Parabolik SAR henüz şöyle Ichimoku gizleyelim. Evet, parabolik SAR da pozitife geçmiş arkadaşlar. Dün itibariyle noktalar alta inmiş. Son olarak Ichimoku'da bakalım. Ichimoku'da da bulutun yeşil olduğunu görüyoruz. Hissenin Tenkan-sen üzerinde olduğunu ancak Kijun-sen kahverengi çizgisine takıldığını 2 gündür iğne batırıp çekildiğini görüyoruz. Ama Tenkan-sen üzerinde olması olumlu. Umarım Tenkan-sen yani mavi çizgide bu mor çizgiyi yukarı keserek kahverengi çizgiyi yukarı keserek yeni bir trend, güçlü bir trend akımı başlatır diye ümit ediyoruz. Üçüncü hissemiz arkadaşlar Yeşil Yatırım Holding. Yeşil Yatırım Holding'de çok güzel bir Tobo benzeri dipten bir formasyon görüntüsü var. Yeşilde şöyle zirveden gelen büyük bir düşüş olmuştu. Şuradan gelen. Şöyle. Bu düşüş sonrası evet. Yaklaşık olarak şu mavi düşeni kırdıktan sonra bir onaya inip buradan yukarı dönmeye başladığını görüyoruz. Düşen kırıldığı için bu saatten sonra şu çizgi bizim için çok ifade etmeyecektir. Artık yükselen trend olarak bakmamız gerekir. Çünkü yükselen dipler mevcut. Özellikle bugün itibariyle yaptığı güzel bir marubozu mumu var. Yukarı yönlü bir güzel sinyal aslında. Şöyle bir artık mavi yükselen trendimiz var. Açısal olarak da şöyle bir de zirvesini ekleyelim. Şu orta uzun vadeli gideceğimiz hissenin zirvesi arkadaşlar. Takip edeceğimiz trend de bu mavi trend. Orta uzun vadeli yükselen trend desteği. Bu çizgi üzerinde olduğu sürece prim üretir bu hisse. Şimdi ortalamalarına ve indikatörlerine bakalım. Hızlıca. Şöyle hisse de yine taramadan çıktı zaten. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalama yukarı kesmiş. Güzel bir dolu mum vermiş. Marubozu tavan kapatmış hisse zaten. Şöyle hisseyi de gizlediğimizde görüyorsunuz. Kırmızı yani 5 günlük, 20 günlüğü yukarı kesmiş siyahı. Burada kısa vadeli trade etmek isteyenler için de buradaki siyah çizgi kısa vadeli stop loss seviyesi 4.37'ye denk geliyor. Yani uzun vadeli düşünmeyenler için kısa vadeli stop seviyemiz bu arkadaşlar. İndikatörlere hızlıca bakalım. RSI ve MACD bakalım. RSI görüyorsunuz siyah kahverengiyi yukarı kesmiş. Şöyle yapayım. Şöyle kahverengi şey siyah turuncuyu yukarı kesmiş ve 50 çizgisinin üzerinde RSI pozitif. MACD'ye bakalım. MACD'de pozitife geçmek üzere mavi kahve turuncuyu yukarı kesmeye yakın arkadaşlar. Muhtemelen böyle giderse yarın pozitife döner diye düşünüyorum. Tabii takip edeceğiz. Diğer indikatörlere bakalım. Fisher'e bakalım.
Parabolik sar bakalım. Fişer gördüğünüz gibi yukarıya kesmiş buradan. Parabolik sar da nokta alta inmiş. Bu da her iki indikatör pozitif. O yüzden hızlı geçiyorum. Stokastik RSI ve ne bakalım? İçimoku bakalım. Evet. Stokastik RSI şu arkadaşlar. Bu da pozitife dönmüş. Mavi turuncu yukarı kesmiş. İçimoku'ya baktığımızda da her şeyle çok güzel duruyor. Hem Tekansen hem Kujunsen üzerinde. Yani hem kahverengi hem mavi çizginin üzerinde ve mavi çizgi kahverengi çizginin üzerinde. Zaten çok aynı zamanda Ichimoku bulutunun şu yatay yeşil çizgiyi de yukarı kırmış. Çok güçlü hacimli kırmış. Bu da trend başlangıcı anlamda çok olumlu bir görüntü. Özetle Ichimoku pozitif. Yeşil ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Dördüncü hissemiz Metur. Metemtur Yatırım Enerji. Şöyle bir kanalımız var arkadaşlar. Tabii bunu çoğaltabiliriz şu şekilde. Şu yükselen kanalımız. Şöyle klonlayabiliriz. Şurada da bir alt çizgiden sonra şurada bir zirve aldıktan sonra üstteki siyah kanalın üzerine atmış ve artık siyah kanal içinde hareket ediyor. Bu siyah kanal içerisinde hani şuradan da alınabilir tabii de şey anlamında temas anlamında biraz yetersiz kalıyor. O yüzden deminki gibi düşündüm. Burada hissede şöyle bir kanal söz konusu. Evet. Burada bir yükselen dipler söz konusu. Bu olumlu bir durum. Şurada görüyorsunuz. Şöyle bir yükselen dipler var. Kanal tepesine doğru olası bir hareketlenmede mevcut durumda. Şöyle bir hareket olursa burada bizim kanal tepemiz yaklaşık olarak 21 civarlarına denk geliyor. Yaklaşık 2-3 katlık bir potansiyel barındırıyor. Zaten bu hisse biraz spekülatif. Çok agresif hareketlenmeler yapıyor geçmişte gördüğünüz gibi. Mutlaka stoplu ilerlemek lazım. Orta uzun vadeli düşünenler için bu kanalın destek seviyesi, stop seviyesi. Kısa vade trade etmek isteyen arkadaşlar için de stop seviyemiz burada 20 günlük hareketli ortalama olacak. Şöyle arkadaşlar. Siyah hareketli ortalama yani 7.83 stop seviyesi, kesin stop seviyesi. Bu çok önemli. Yani 7.83 üzerinde olduğu sürece sıkıntı yok ama bunun altında stop loss olmak lazım. Tabi bu bugünün stop loss seviyesi 7.83, 20 günlük 20 günlük ortalamanın bugünkü değeri 7.83. Yarın değişebilir bu. Takip etmek lazım. Evet, bunda da 20 günlük hareketli ortalama 5 günlük hareketli ortalama 20 günlüğü yukarı kesmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hızlıca indikatörlerine de bakalım. Hani bunu kanal tepesine doğru hareketlendirebilir mi? İndikatörler nasıl duruyor? Onlara da bir bakalım. RSI ve MACD ile başlayalım. Evet, MACD'yi gizliyorum. Önce RSI bakalım. RSI gördüğünüz gibi siyah çizgi
Turuncuyu yukarı kesmiş. Pozitif F geçmiş durumda. Şimdi arasayı kapatıp MACD'yi açıyorum. MACD'de pozitife geçmeye çok yakın duruyor arkadaşlar. Mavi turuncuyu kesmeye yakın. Umarım yarın öbür gün bunu da keser ve güzel bir trend başlatır yukarı doğru. Görüntüler olumlu çünkü. Fisher'e bakalım. Ichimoku bakalım. Evet, Fisher indikatörü gördüğünüz gibi şu altta mavi turuncu yukarı kesmiş. Bu pozitif arkadaşlar. Kapatıyorum. Ichimoku bulutu da şu an görüldüğü üzere bulutumuz yeşil, hissemiz hem mavi hem kahverengi, her iki çizgi üzerinde de seyrediyor ve mavi Tenkan Sen çizgisi Kujun-sen üzerinde. Yani Ichimoku indikatörü pozitif durumda. Genel olarak görüntü böyle. Stokastik de bakalım. Stokastik RSI, bir de süper trend de bakalım ve diğerine geçelim. Stokastik RSI da yukarı kesmiş arkadaşlar. Mavi turuncu yukarı kesmiş. Süper trend indikatörü de burada buy sinyali vermiş arkadaşlar. Bir sonraki ve son indikatörümüz ebebek. Evet. 2023'te halka arz olan bir hisse. Tavan tavan gittikten sonra, bir zirveden sonra elbette ki her hisse gibi bir düzeltme sürecine girmiş. Zirveden sonra şöyle bir düşüş trendi meydana gelmiş bunda arkadaşlar. Şöyle siyah çizgiyle. Ve bu düzeltme sonrası tabii düşen tepeler gibi yükselen dipler de oluşmaya başlamış bu zaman zarfında. Şunu da mavi renkle göstereyim. Evet, mavi çizgi yükselen dipler, siyah çizgi düşen tepeler. Ve burada bir darılan üçgen. Hissede bu yükselen diplerin oluşması olumlu, güzel. Tabii burada ilk hedefimiz şu siyah düşeni kırması. O da bakalım kaç civarına denk geliyor. Yaklaşık hani kabaca 70 civarında bir seviye. Bu siyah düşeni yukarı kırdıktan sonra ise çok daha agresif hareketler yapar ve ilk hedefi nihai hedefi zirve direnci olur. Şuradaki kırmızı çizgi 82 civarı. Tabi bunu kırdıktan sonra çanak katlama durumu söz konusu olur ki onu da şöyle gösterebilirim. Yani şu iki kırmızı çizgi arasındaki yükseklik kadar ekstra yükseklik gündeme gelir. Ancak bunun için erken, onu günü geldiğinde tekrar çizeriz. Şu an için hedefimiz bu şekilde. Önce 70-65'i geçmesi lazım. Sonra da 82 hedefine gitmesi lazım. Ondan sonra oturup tekrar analizimizi güncelleriz. Trend anlamında orta uzun vadeli düşünen arkadaşlar için şu mavi çizgi orta uzun vadeli yükselen trend çizgisi. Bunun üzerinde olduğu sürece hissemiz yükselen dipler yapmaya devam eder ve prim üretir. Kısa vade için ise şimdi şunları kaldırayım arkadaşlar. Ortalamaları ve şeylere bakacağız. İndikatörlere bakacağız. Evet, kısa vade trade etmek isteyen arkadaşlar için de 64.85 seviyesindeki 20 günlük hareketli ortalama stop loss seviyesi olarak takip edilebilir. Burada gördüğünüz gibi 5 günlük 20 günlüğü yukarı kesmiş. Stop seviyesi bugünkü değerle, güncel değerle 64.85, 20 günlük EMA. Onu her gün güncel değerini takip etmek lazım.
stop seviyesi olarak. İndikatörlerine de bakıp videomuzu bitirelim. İlk indikatörümüz Avsom indikatörü ve Fisher dönüşümüne bakalım. Evet. Avsom indikatörü burada küçük bir düzeltme yapmış görüntüsü var. Henüz pozitife geçmemiş. Fisher dönüşümü pozitife geçmiş. Mavi turuncuyu yukarı kesmiş. Göreceli güç endeksi ve RSI'ye baktığımızda RSI yukarı kesmiş arkadaşlar. Şöyle turuncu yukarı kesmiş. Siyah turuncu yukarı kesmiş. MACD'ye baktığımızda MACD'de pozitifte, zaten hiç negatife dönmemiş. Hala pozitifte seyrediyor. Parabolik SAR ve stokastik RSI bakalım. Stokastik RSI pozitife geçmeye yakın, temas halinde, ancak henüz geçmemiş. Parabolik SAR da henüz geçmemiş arkadaşlar. Bakalım başka ne var? Ichimoku indikatörüne de bakıp bitirelim. Ichimoku'da da şöyle, hala şu an hisse bir belirsizlik bölgesinde. Ichimoku ala geçmemiş. Şu güzel, yani bulut henüz yeşile dönmemiş, fakat olumlu tarafı şu. Şöyle biraz yaklaştırayım. Mavi Tenkan-sen çizgisi kahverengi Kijun-sen çizgisini yukarı kesmiş. Şöyle fiyatı gizleyeyim. Evet. Şu turuncu şey, mavi çizginin kahverengi çizgi yukarı kesmesi genellikle yükseliş hareketi sinyalidir. Bu olumlu. Bulutun henüz yeşile dönmemiş olması ve fiyatın hala bulut içinde olması bir nebze belirsizlik yaratıyor. Ancak dediğim gibi Tenkan-sen yukarı kesmesi güzel bir sinyal. Bollinger'a da bakıp bitirelim. Bollinger'da da çok güzel ortalamasının üzerine atmış duruyor. Dileyen bu Bollinger'ın orta çizgisini de stop seviyesi olarak takip edebilir. Ya da daha önce bahsettiğim gibi 20 günlük üstsel hareketlik ortalama stop seviyesi kabul edilerek takip edilebilir. Evet arkadaşlar, bu 5 hisse ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur bir bakış açısı katma anlamında. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak, paylaşarak kanala destek olabilirseniz sevinirim. Daha çok insanın faydalanması ve bilgi edinmesi anlamında katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.